Azerbaycan ve Ermenistan. Bu iki ülkenin günümüzde araları soğuktur. Özellikle Karabağ Savaşı ve bunun etkileri nedeniyle gerilimler vardır. 1994'te bir ateşkes anlaşması yapılmasına rağmen, savaştan önce Azerbaycan toprağı olan bölge, günümüzde Ermenistan tarafından kontrol edilmektedir. Azerbaycan'da yaşadığı yerden zorunlu göç etmek zorunda kalan yaklaşık 528 bin kişi ve Ermenistan'dan kaçan 300 bin Azeri sığınmacı bulunmaktadır. Peki bugün Ermenistan'ın arkasındaki dış güçler olmasaydı ve Azerbaycan askeri bakımdan üstün olduğu için bu ülkeyle savaşıp işgal etseydi neler yaşanırdı? Gelin hep birlikte onu inceleyelim. İlk önce Ermenistan, savaştan sonra imzalanacak antlaşma gereği topraklarını tamamen Azerbaycan'a bırakıp ilhak edilecektir. Azerbaycan an itibariyle 116.343 kilometre yüzölçümüne sahip olacaktır. Bu sayede en büyük ülkeler sıralamasında 114. sıradan 102. sıraya yükselecektir. Ermenistan'ın 3,5 milyonluk nüfusu Azerbaycan hükümetine tabi olacaktır. Azerbaycan ise eskiden Osmanlı'da olduğu gibi yaratılanı yaratandan ötürü seven ecdadını örnek alarak buradaki hiçbir Ermeninin dinine, ırkına ve diline karışmazdı. Özgür yaşamasına izin verirdi. Fakat zaman zaman Ermeniler tarafından isyanlar olma olasılığı çok yüksektir. O yüzden ilk önce sağlanması gereken tek şey merkezi otoritenin sağlanması olacaktır. Azerbaycan toplamda 13,5 milyonluk nüfusuyla en kalabalık 71. ülke olurdu. Azerbaycan'ın ekonomisinde ise %23'lük bir gelişme olurdu. Bu gelişmeyle gayri safi yurt içi hasılası toplamda 53 milyar dolar olurdu. Bu rakamla en büyük 94. ekonomiden 78. sıraya yükselirdi. Kişi başına düşen yıllık geliri ise 3.925 dolar olurdu. Bu rakam ise bir vatandaşın aylık 550 manat kazanmasını sağlardı. Peki videonun başında söylediğim dış güçler hangi ülke veya ülkelerdi? Bu cevabı sizlere bırakıyorum. Lütfen fikirlerinizi ve düşüncelerinizi videoya yorum olarak atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.